vardır ama en önemli neden dişler üzerinde temizlenmeden bırakılmış gıda artıklarına ağızdaki bakterilerin yerleşmesiyle oluşan bakteri plağı dediğimiz tabakadır. Bu yapının 1 mililitresinde 200 ila 500 milyon mikroorganizma bulunmaktadır. Bunların dışında genetik yani soya çekim önemli rol oynar. Beslenme, sigara, ağız kuruluğu, hormonal değişiklikler da önemli nedenler arasındadır. Bunların dışında bazı ilaçlar, örneğin doğum kontrol hapları, bazı tansiyon kalp hastalıkları ile ilgili ilaçlar ve sara ilaçları diş eti hastalığına neden olabilir. Bazı sistemik hastalıklar, örneğin diyabet, lösemi, hipotiroidi gibi yine diş eti sağlığını etkileyebilir. Bunların dışında ağız kuruluğu da sebepler arasında sayılmaktadır. En son olarak da söyleyebileceğim yanlış yapılmış hatalı krom köprü ve dolgulardır. Bunlar ana nedenleri oluşturmaktadır.